zorluyor. Nasıl yazıyorsunuz? Yazmaya oturduğunuzda kaleminiz böyle akıp gider mi kağıt üzerinde? Yoksa bir cümle, bir sözcük, bir paragraf üzerine saatlerce, günlerce düşündüğünüz olur mu? Şimdi tabii ki bu sözcüğün, paragrafın yazılış tarzına, duyuluş tarzına bağlı. Bazen bir insanın söylediği çok basit bir cümle beni günlerce düşündürtebilir. Şu açıdan, onun söylediği cümleyi olduğu gibi alırım ama bunun altında yatan alt dil, yani aslında ne demek istiyordu üstüne çok düşünebilirim. O yüzden çok zorlanabilirim. Ama bazen de rastgele bir konuşma biçimi beni çok etkiler. Bir pazardan geçerken, ne bileyim bir çarşıdan geçerken, bir Beyoğlu'ndan geçerken duyduğunuz bir söz sizi çok etkileyebiliyor. Şeyi bilmiyorsunuz, yani aslında bu sözün altında ne vardır bilemiyorsunuz. O zaman siz sözün altını doldurabilirsiniz, döşeyebilirsiniz, onu çerçeveleyebilirsiniz. Yani ben sanatın kurgu olduğuna inanırım. Öyle düşündüğüm her şeyin ya da gördüğüm her şeyin bir sanat malzemesi olduğuna inanacak kadar kendimi beğenmiyorum doğrusu. O kadar güvenmiyorum. Onu doldurabileceksem kendime güvenirim. Yoksa olduğu gibi alacaksam pek fazla güvenmiyorum demektir. Peki efendim, her gün düzenli olarak çalışır mısınız? Bir kitaba başladığınızda her gün düzenli olarak yazar mısınız? Hayır. Yoksa dediğiniz gibi çarşıda, pazarda, sokakta, otobüste ya da bir arkadaşınızın söylediği bir sözle ondan esinlenerek mi devam edersiniz? Şimdi bu çalışmak ve yazmak biraz da okumakla bağlantılı gibi geliyor bana. Her gün yazmak, yani belli bir yazma disiplinim yok. Canım istediği zaman yazarım. Bu canımın istemesi de yani heves veya kapris anlamına gelmiyor. Hazır olduğum zaman yazarım. Demin sizin ettiğimiz materyali tamamladığım zaman yazmaya otururum. Bu bulaşık yıkarken de karar verebilirim buna. Çamaşır yıkarken de karar verebilirim ama karar vermeden yazmaya başlamam. Çünkü bilirim ki çok fazla vakit tüketeceğim. Gerekli miregi noktalarını, yol gösteren taşları bulana kadar. Bu yol gösteren taşlar işte konuşmalar, sesler, yüzler, belli bir güzellik, belli bir çirkinlik, hepsi olabilir. Hayat bize bu konuda o kadar çok şey sunuyor ki gerçekten. Hepsi olabilir. Ama siz sorumlu bir sanatçı kendinizi kabul ediyorsanız, oturduğunuz zaman işinizin başına buna hazırlıklı zanaat, sadece sanat değil, zanaat bilgilerinizde olması gerektiğini düşünüyorsunuzdur. Ben öyle düşünüyorum. Yazmak için kendinize nasıl bir ortam hazırlıyorsunuz? Hiç. Her yerde yazabilir Her misiniz? yerde yazabilirim maalesef. Ya bundan ötürü çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum çünkü bir odam olsa, yani bir başka programda da söylemiştim. Kapısını kapatabileceğim, içinde bütün yığıntılı, döküntülü ya da işte karalamalı şeyleri bırakabileceğim. Çıkıp ama sonra döndüğümde aynı bulabileceğim bir odam olsaydı çok sevinirdim. Ama benim çocukken bile bir özel odam olmadı. O yüzden her yerde yazabilirim. Yalnız yaşlandıkça, tabii siz bu duyguyu çok iyi bilmiyorsunuzdur henüz. Yaşlandıkça insan biraz daha kolaylaştırıcı ögeler istiyor. Yani bir odası olsa istiyor doğrusu. Ama hiçbir zaman benim bir odam olmadı çalışmak için.